Merhabalar Tuna Bey, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, iyi akşamlar. Siz nasılsınız İyi Beste akşamlar, hoş geldiniz moral sohbetlerine. Keyfiniz yerindedir Hanım? inşallah. Gayet yerinde, teşekkür ediyorum. Valla Tuna Bey, ben şimdi soru cevabı açmıştım ve genelde izleyicilerden gelmeden evvel hani konuklarım soruları derliyorum, toparlıyorum. Aşkla ilgili trilyonlarca soru var. Bunların hepsini sorarak başlayacağım. Bir önce alma verme dengesi çok fazla sorulmuş. Çünkü ben de bu işe çok meraklıyım. Mesela insanlar genelde şunu yazmışlar. Kadın her şeyini kocasına veriyor, fedakarlık yapıyor, saçını süpürge ediyor ama gidiyor aldatılıyor. Burada bir alma verme dengesinde bir problem var. Önce bir bununla başlayalım ve bu böyle bir durumda karşılaşan birisi affetme konusuna nereden başlarla başlayalım. Sonra devamda çok sorun var. Peki, affetme kısmını ama açmanızı isteyeceğim. Tamam. Peki, şimdi her şeyden önce şunu bilmekte fayda var. Kadın erkek ilişkisi tamamen alma verme üzerinedir. Tamamen değiş tokuş üzerinedir. Biz bir takım şeyleri değiş tokuş yaparız arasında. Bende olmayanı, ben de naçizane onda olmayanı ona sunarım. Böylelikle hediyeleşerek, birbirimizden alarak yükseliriz. Bu hayatta yüceliriz. Evet. Bu anlamda temel sorun şu oluyor. Aldığım kadar vermeli, verebildiğim kadar alabilmeliyim. Birinci sorun burada çıkıyor. Bir grup var, hurra, bende hiçbir şey yok, her şeyi sen bana ver diyor. Bir grup var, sen de bir şey olup olmamın yok, ben sana zaten veririm diyor. Çok az bir grup var, bende bu kadar var, sana bu kadar verebilirim, yeter mi? Ya ben de bu kadar mı diyor. Bu kadınla erkek ne değiş tokuş ediyorlar? Burada değiş tokuş edilen şeyler tabii ki öncelikle sevgi. Bir sevgi dili paylaşımı yapıyorlar. Sevgice konuşuyorlar. Ki sevginin de biliyorsunuz beş dili olduğunu düşünüyoruz. İşte sevgi ifade biçimini. Dolayısıyla ben sevildiğimde, arzulandığımda amigdala sistemim, bilinçaltı sisteminde gevşiyorum, rahatlıyorum, duygusal olarak regüle oluyorum. Oh ya diyorum, şu hani koskoca dünyada savaşlar bilmem neler falan. Oh diyorum, gevşiyorum, biri beni sevdi diyorum. Hele taktil bir uyaran aldığımda, yani bana dokunulduğunda, sarıldığımda, öpüştüğümde bunu fiziksel olarak da deneyimliyorum. Dikkat edin, sevdiğimizin yanında daha gevşemiş oluruz, daha yumuşak oluruz. Daha böyle bir relax olur. Çünkü o sevgi, sevgilimizin varlığı bizi gevşetir, bizi rahatlatır. Bu anlamda bir de öbür madalyonun öbür yüzü var. Hiçbir konuda anlaşamamak. Bu zaman sevgiliyle yan yana gelenler ekstra gergin, ekstra sinirli ve çok kötü hissederler. Zaten öylesi bir ilişki zaten kişiyi çok zorlar. Burada alma verme döngüsünde bizim böyle özellikle Türkiye'de kadınlarımızın çok münevver insanlar onlar. Çok vermek istiyorlar. Çünkü annelerinden gördükleri annelik ve annelikten almış, anne bol almış Türk erkeğimiz de biraz böyle sevgilinin verebileceği şeylerin sınırlarını zorlayıp biraz daha aslında fazlaya yönelik aslında gereksiz sevgi ve ilgiler. Bu da işten sonra ilişkide ciddi sorun başlıyor. Ve şöyle bir şeye evriliyor ilişki. Kadının sürekli verdiği, erkeğin sürekli aldığı, erkeğin arada bir verdiği, erkeğin verdiği kadarıyla kadının yetinmek zorunda olduğu bir hale dönüşüyor. Dolayısıyla alma vermedeki bu balans bozukluğu ilişkiyi eğri gemi doğru sefer olmayacağı için gemiyi eğdiğinden seferi bozuyor bizim için. Dolayısıyla alma verme döngüsü dengeli lazım. Baştan aşağı ben yetişkinlerimle bu konuda zaten çok ciddi şekilde çalışırım. Ha derseniz ki bu alma verme dengesi nasıl oluşuyor? Yani ben ne kadar aldım, ne kadar verdiğimi ne kadar bileceğim? Hay hay zaten asıl mesele bu. Biz ilk kimden alıyoruz? Annemize. Kimden?
annemizden. Ne alırız anneden? Sevgi, ilgi. Süt alırız, sevgi Evet, alırız, evet, ilgi evet. alırız, bakım alırız. Dolayısıyla bu dört tane şey Türk erkeği için default'tur zaten. Sütünü de ister, ilgisini de ister, hani bakımını da ister, sevgisini de ister, ister. Bunları zaten vermek durumundasınız. Onun dışındakileri gel konuşalım diyor. Bunları zaten vereceksin diyor. Evet. Ama bu şöyle bir şey var. Bizim biraz Akdeniz annesi biraz böyle erkek evladını seviyor. Erkek evlada tapmak gibi bir şey var. Hatta bunun videosunu yapasım geldi. Geçen gün aklıma geldi. Arkadaşlarıma söyledim belki yaparız diye. Hani erkek annesi olmak. Çok mesela yıpratıcı ve çılgın kadınlar oluyor onlar. Erkek o yani hele iki tane oğlu olan varsa ben yolda ayırt ederim onları biliyor musunuz? Kesin derim bu hanımefendinin iki tane oğlu var. Yürüyüş bile değişir. O erkeği öyle bir kudret, öyle bir aslında iktidar kazandırıyor ki kadına bir anlamda. Dolayısıyla anneden böyle bir şey görmüş erkekler de kadın erkek ilişkilerinde neredeyse alacaklı başlıyorlar. Yani bu biraz ilişkinlik zamanlarında biraz tabii böyle yemeğe çıkarmalar, kapıları açmalar, evden Tabii. almalar, eve bırakmalar şey diyor. Kadın alışıyor ki hani olması gereken böyle olduğu söyleniyor. Eyvallah benim bir itirazım yok. Bu mudur derseniz sen belki ona katılmayabilirim ama hadi böyle olduğunu düşünelim. Ondan sonra erkeğin artık ben seni işe aldım, işten getirdim, hani gezdirdim filan. Artık sen beni biraz bakman lazım. Nasıl bakmam lazım? Benim bilmen lazım. Nasıl ilgilenmem lazım? İşte ilgileneceksin benimle. Gömleğimin düğmeleri, mesela bak bu düğmemin ipliği çıkmış. Yemeğimi Ona da mı biz yapacaksın? bakacağız? Aynen yemeğimi yapacaksın. Evi derleyeceksin, toparlayacaksın. Böyle domestik işleri kadının En yapması azından gerekiyormuş gibi. dağıtmayacaksın. Tabii. Ve hani annesinin pilavını yapacaksın. Annesinin düzenini yapacaksın. Annelerimiz biraz da o OKB seviyesinde temizlik yaptıkları için günümüz kadını da tabii çalıştığı falan vakti dar. Dolayısıyla OKB seviyesinde temizlik gibi yaptırdığında da denetimle de sınıfta kalabiliyor. Diyor ki adam ben buna şahit oldum. Temizliği zaten yapmıyor. Bari kontrol etsin dedik onu da yapmıyor. Yani bizim Türk erkeklerimizin biraz bu anne ile meselelerini halletmeleri gerekiyor. Annenin gölgesi altında, annenin enerjisi altında hem kendi canları yanıyor, hem birçok farkında olmadan can yakıyorlar. Ama Alma işte verme döngüsünde buradaki kilit kelime farkında olması değil mi? Mesela insanlar için hani ben şuna inanıyorum. Her ilişkinin bir kapısı var. Zorlukları da yani tümsekleri de var, köstekleri de var. Ama bazı kapıları ilişkinin iki tarafındaki insan açmadığı zaman siz mesela bir taraf farkında. Belli ki annenin bir baskısı var veya bir akrabanın baskısı var. Nitekim ben sizin o videonuzu da çok beğenmişim. Ölümcül hastalık, akrabalık. Böyle seçemediğin ama sana yapışmış bir sürü insan var falan. Yani bir taraf farkında olsa bile diğer taraf çok fazla eğer farkındaysa aynı sınıfta, aynı kapıdan geçmiyorlarsa zaten uyanamıyorlar ve burada şimdi ben kadınlarda şöyle bir kronik rahatsızlık da var. Şimdi bize Türkiye'de değil aslında genel olarak şöyle bir şey anlatılmış. Bir problemli erkekle karşılaşıldığı zaman onu düzgün bir kadın düzeltebilir diye böyle bir aptal bir şey kodlanmış genlere. Bir problemli adamla karşılaşıyor kadın ama rezillik yani elle tutulur hiçbir şey yok. Yani adam İstanbul'da, baltasının sapı İzmir'de öyle bir uzaklık var ama kadın şimdi karşılaştı bununla. Dedi ki okey ben düzelteceğim, yapacağım bunu falan. Bu saçmalık böyle çünkü neden? Anasından danasından bunu duymuş. Ve olmuyor. Kadın başlıyor aynı döngüde sürünmeye. İşte istediği olmuyor veya konuştuğunda anlaşılmıyor. Ve böyle kadında farklı farklı şeyler oluşturmuyor mu? İşte anlaşılamama korkusu, evde kalma korkusu, işte yetememe korkusu gibi şeyler. Ben ilişkilerde şuna inanıyorum ki sizin yarım bıraktığınız her şey tekrarlanmaya mecbur. Çünkü bitirmediğinizde. Ve maalesef ilişkilerde sanki üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalmıyor muyuz? Ne düşünüyorsunuz Tuna Bey? %100 katılıyorum size. Halletmediğimiz şeyler bizi kovalamaya devam ediyorlar.
gerek bilinç dışından gerek kendi kişisel bilinçaltımızın etkileri itibarıyla. Bununla birlikte tabii şöyle bir şey var. Bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey sanki erkeklerin yetersizlikle, kadınların da değersizlikle baş etmekte çok güçlük çektiğini görüyoruz. Evet, kesinlikle. Biraz ilgisiz kalmış, şimdi kadın buruluyor görüyorum ben. Şimdi kız arkadaşının sevgilisi işte ne doğum gününü atlıyor ne işte ikinci ayını, üçüncü ayını, dördüncü ayını, beşinci ayı hani o anniversary ya. Hiçbir şey atlamıyor. Onunki unutuyor filan. Ne yapıyor? O hediyeleri gördükçe buruluyor. Buruldukça kendini değersiz hissediyor. Dolayısıyla kadın sorulmadığında, aranmadığında, ilgilenmediğinde, hatta duygusal anlamda halet ruhiyesi sorulmadığında müthiş bir değersizlikle baş etmeye çalışıyor. Madalyonun diğer tarafındaki erkekse yeteri kadar tırnak içine saygı sunulmadığında, sevgi verilmediğinde, pohpohlanmadığında yetersiz gibi hissediyor ve yetersizlikle mücadele etmeye çalışıyor ve erkeklerin yetersizliğe verdiği tepkiyle kadınların değersizliğe verdiği tepki de çok farklı. Erkekler yetersizliğe daha gayet şiddetli bir tepki verirken kadınlarsa değersizlikle içine kapanıyor. Evet. Daha duygusal bir yerden meseleyi yaşıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu temelde baktığınız zaman bu niye oluyor, insanlar niye böyle yapıyor derseniz, bizim zaten biraz ülkede hani kültürümüzde zaten kendimizi çok değerli hissetmek, doğuştan değerlilik duygularımız öyle çok gelişmiyor. Sizin çok çaba sarf etmeniz gerekiyor kendinizi değerli hissedebilmek için. Bu hakikaten mesai isteyen bir şey. Sen tam yapıyorsun, 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 bir yere getiriyorsun. İşte bir tane adam geliyor, bir tane kadın geliyor. Senin değerli duygunu bir anda böyle zedeleyebiliyor ve iki katı bir depresif hal ile geri Evet. dönüyorsun. Hurra, hadi bakalım baştan bir daha başla. Bu bireysellikle çok sıkıntılı olduğumuz için, bireyselleşmek için çok çaba sarf etmemiz gerektiği için zaten buradaki anahtar kelimeyi veriyorum, çaba. Biz her şeyi çabayla elde etmeye o kadar alışmışız ki bir ilişkide sanki ben şuna çok şaşırıyorum Beste Hanım. Hani işte evlendikten 2 sene sonra kişi mesela şikayette bulunuyor, yakınıyor. Diyor ki ya diyor evlendik evleneli adamın hala işte ne bileyim ben sigarayı bırakır dedim bırakmadı. Kazancını arttırır dedim arttırmadı. Şu işte arkadaşları görüşmeyi keser dedim kesmedi diyor mesela. Ben şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bir kişiyle evlenmeden önceki psikolojik durumu, bağımlılıkları ve kazancı siz imza attığınızda kabul ettiğiniz halidir. Evet. Siz o imzayla zaten bunu kabul ediyorsunuz. Yani bir kumar oynamak gibi bir şey bu. İnşallah ben severim, onu yetiştiririm. Yok onu iyi yuvasına bağlarım falan. Yani bu çok çok iddialı da bir şey bu. Yani ötekine yatırım yapıyoruz. Ben şimdi şunu söylüyorum. Özellikle 30'lu 40'lı yaşlardaki insanlar için. Hani onlara dikkat edin. Onlar daha böyle geleceğe yatırım konusunda daha çekiniyorlar. Ben de zaten diyorum ki İlişkilerde geleceğe yatırım 20'li yaşta olur. 30'lu 40'lı yaştan sonra mevcuda yatırım yapılır. Evet. Yani artık topraktan gidecek halin yok. O ev bitmiş olacak. İçeri gireceksin, gezeceksin. Değil mi? Odalarını ışık alıyor mu malzemesine bakacaksın. Satın alıp almamaya işte öyle karar vereceksin. 20'li yaşlarda bu işler biraz daha kolay oluyor. Evet. Topraktan giriyorsun tabiri caizse. Hani o. İşte biz buna tecrübe diyoruz. Dolayısıyla izleyicilerimiz daima şunu bir yere notlasınlar. Evlenmeden önceki hali neyse siz imza attığınız anda o haline o kişinin onay vermiş oluyorsunuz. Böyle bir haksızlık, böyle bir yük de verilmez. Bana söz vermişti, bırakacaktı. Bana söz vermişti, bunu yapacaktı. Yani çok naif, çok çocukça buluyorum açıkçası ben bu bana söz vermiştileri. Peki bu değişime ne diyorsunuz? Mesela tamam ben mevcut haliyle kabul ettim ama evlendikten sonra değişimler de oluyor. Yani daha doğrusu evlendikten sonra demeyeyim de ilişkiler ilerledikten sonra belli bir yıl hani paslandıktan sonra mı diyelim artık eskidikten sonra mı belli değişimler oluyor. Ben şimdi yani ben biraz daha farklı düşünüyorum bu konuyla ilgili. Ben ilişkilerin özellikle evliliklerin şu anda mevcut durumda çok zor bir kurum olduğuna inanıyorum. Yani onu canlı tutabilmek için işte partnerinizle bir ilişkinin devam edebilmesi için hem cinsel hem tensel hem işte sohbet anlamında
Benim Koca Bulma Sanatı diye bir Hı. kitabım var. 150 bin sattı. Ve şöyle bir şey. Maşallah. Ben yani bu tamamen tabii bir gazetecilik şeysi. İşte ilgi çeksin diye Koca Bulma Sanatı, ama ben şuna inanıyorum. Kadın kendini eğer yeterince ruhen besleyebiliyorsa çektiği koca adayı veya çektiği hayatına erkek partner adayı da ona göre devşiriliyor. Yani mesela siz eğer kendinizi sevmiyorsanız, kendini sevmeyen bir adam hayatınıza giriyor, size bir çat diye aynalama olarak çıkıyor. Ama benim değerim böyle veya işte ben şöyle şöyle yapmalıyım diye bakıyorsanız, tabii bu birazcık da şans ama değişebileceğine inanıyorum karşınıza çıkan partnerin. Bu değişim neden oluyor ilişki sonrasında? Zaten her Değiştirmemek için ne alanda yapmalılar? bir kere zaten birinci kural bir kişiyi olduğu gibi kabul edebilmektir. Bu yetidir artık. Tamam. Yani olduğu kilosuyla, olduğu zevkleriyle, olduğu haliyle, geçmişiyle bir kişiyi kabul etmemiz gerekiyor. Evlendikten ya da ilişkiyi devam ettikten sonra geçmişe yönelik o da canım bunu yapmayaydı, o da işte bir türlü kilo veremedi gibi şeyleri baştan söylediğim gibi bir kere bu şey iyi değil. İkincisi, şimdi ilişkilerde bir kadınla bir erkek bir araya gelme ve ilişkin başladığı andan itibaren zaten değişim de başlar. Değişmemek mümkün değildir. Sadece kimin hangi yöne değiştiği önemlidir. Şimdi o kadar çok dinamik var ki hatırlayabildiğim kadarıyla sorunuzun çeşitlendirmeye gayret edeceğim. Örneğin ben hep şunu söylerim. Çoğu insan buradan bakmaz kadınlarına. Ben de hani uyumlu olmak nasıl bir şey hocam? İlla uyumlu biriyle mi? Ben birinci uyumu şurada ararım. Sizin patolojinizle benim patolojimin uyuşması lazım. Patolojilerimizin uyumlu olması lazım. Eğer sizin patolojiniz benim patolojimi tetikliyorsa, benim patolojim sizin patolojinizi tetikliyorsa zaten olumsuza doğru bir dönüşüm olacaktır bir yerden sonra. Bu anlamda benim ilişkileri, geçmiş ilişkilerim, bu ilişkilerde yaşadıklarım, onları ne kadar atlatabilme potansiyelim, bundan sonraki ilişkim için ne kadar açık olduğum, ne kadar bağlanabilir olduğum, ne kadar dürüst olduğumu belirliyor. Eğer ben yeteri kadar heybemi dökmediysem, hep bastıra 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 geldiysem, zaten patlamaya hazır bombayım. Sizin en ufak bir şeyinize ben infilak ederim. Üçüncüsü, nişanlılık, evlilik ya da evliliğin belli bir süresinden sonra ailem bizim ilk gördüğümüz karı koca kim? Anne baba. Bizim ilk gördüğümüz evlilik kim? Anne baba. Bizim ilk gördüğümüz cinsel anlamda kadın, cinsel anlamda baba kim? Şey erkek kim? Anne baba. Anne baba. Dolayısıyla bir yerden sonra evet, özellikle ilk ilişkilerini ilk deneyimleyenler için. İşte 20'li yaşlardan söz ediyorum. Onlar mesela bir yerden sonra değişirler. Erkek de babasını, kadını da annesini arar veya tam tersi bundan kaçar. Aynı babama benziyor der ve kaçınma hareketi başlar. Ya da eyvah bu da annem gibi çıktı der. Kaçınma hareketi başlar. Yetişkinlerde bu durum nasıl oluyor? Aynı sıcaklığıyla kalıyor mu ilişkiler? Aynı sıcaklığıyla kalmıyor. Bunu şimdi kabul etmek lazım. Yani siz Tabii ki. hayalinizin arabasını bile aldığınızda 10 sene sonra 10 sene önceki gibi bakmıyorsunuz ona. İnsanın fıtratı böyledir. Orada da işte biraz hedonistik adaptasyon dediğimiz bir şey var. O size ne kadar mutluluk veriyor olsa da, ne kadar haz da veriyor olsa, bir yerden sonra siz buna alışıyorsunuz. Hedonik olarak adapte oluyorsunuz. Dolayısıyla o eski şeyini yitiriyor. Ama bu hep böyle midir? Hayır, öyle değildir. Çok mutlu, uzun süren, hala aynı tutkuyu, sevgiyi, anlayışı, birlikteliği sürdürebilen insanlar var. Bunun formülüne, bana göre iki tane formülü var bunun. Bir tanesi, benim size kendimi borçlu hissediyor olmam. Ben bu mutluluğumdan, bu sıhhatimden, bu huzurumdan sizin büyük bir payınız olduğunu hissediyor, görüyor, biliyor, fark ediyor. Ve bu anlamda size borçlu hissediyor olmam lazım. Ki daima sizi hala el üstünde tutabileyim, size özenli davranabileyim. İkincisi ise, burası çok önemli, altını çizelim, bold ve italik söyleyelim. Benim size hayran olmam gerekiyor. Çünkü hayran enerjisi aşktan beri sürebiliyor. Şimdi siz 15 yaşınızda hayran olduğunuz bir sanatçıyı, bir müzisyeni, ne bileyim, bir sporcuyu şimdi bile yolda gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Ya diyorsunuz, böyle içiniz bir tuhaf oluyor değil mi?
Dolayısıyla eğer çiftler birbirlerinde hayranlık uyandırabiliyorlarsa, o zaman bu hayranlık enerjisi çok daha uzun sürebiliyor. Hayranlık enerjisi aşk gibi değil, daha sürdürülebilir, daha bir arada tutabilir, daha yumuşak, volatilitesi daha düşük, yani İniş giriş çıkışı. çıkışları daha küçük, bir size evet iniş çıkışı bir ivme, bir şey sunuyor, bir çizgi sunuyor diyebiliriz. Peki bu hayranlığı nasıl Umarım bir şey yapmamışımdır. oluşturabilirler? Aynı şey. Masada yakalarsınız. O bir anlık bir şeydir işte. Bazen bir gamzedir, bazen bir şarkı söylemedir, bazen bir yere dalmadır, bazen bir el hareketidir, bir jest, bir mimiktir, bazen bir sözdür, bazen bir duruştur, küçücüktür. Bizim insanımız biraz onu abartır işte. 1.000 tane gül alır. Evet. Hani arabayı doldurur, işte kamyondan gül döker filan. Ondan sonra onun başka bir şey var da, o psikolojik bir sıkıntı olduğu düşünülüyor. Hani oralara girmeyelim. Yani dolayısıyla işte 1.000 tane gül döktüğün zaman ne oluyor, ne bekliyor senden? Ya işte görüyor musun? İşte Tuna ne kadar şey adam, bak bana işte bir kamyon gül döktü. Ben çok narsistik bir şey bu. Ben diyorum ki seni o kadar çok seviyorum ki sana yaptığım bu jesti lütfen Instagram'da yayınla. Arkadaşların kıskansın. Evet. Abartılı abartılı. Sen de beni sevme şeyleri yap. Abartı olmayan dolu dolu böyle bir şeyler yaz ki sen adamın dibisin mibisin filan gibi. Benim kişiliğimde biraz böyle bir özgüvensizlik var. O tür şeylere ihtiyaç duyuyorum. Sen de bana onu yap ki ben de biraz havamı basayım. Yani biraz öyle ilişkilerde olabiliyor biliyorsunuz ki. Yok, kesinlikle. Zaten bu sosyal medyanın çok hayatımıza girmesinden sonra özel günlerde sanki böyle mecburmuşuz gibi, hani böyle Tabii. o gün, ya illa ben sosyal medya hesabımda bir şey paylaşmıyorsam orada bir problem olmuş olmasam, yani ben illa metiyeler düzmeliymişim gibi. Ama mesela aynı evde yaşadığın adama yanında metiyeler düzmeyip Instagram'da abuk sabuk şeyler yazıp çok basit, basiretsiz ilişkilerin olduğu da kesin. Peki Tuna Bey, aşık Öyle. olunmaması gereken insan tipini de bir bize açın da bir izleyenler ona düşmesinler. Evet, bu bizim çok da sevilen videomuz biliyorsunuz. Evet. Şimdi aşık olunmaması, yani bir manada çok da içime sinen bir başlık değil bu benim. Ama hakikaten böyle sorular geldiği için bu ihtiyaca cevaben böyle bir şey yaptık. Aşık olunmaması gereken insan diye bir şey olmaz. Çok kibirli bir konuşma yapmak istemiyorum. Şuna aşık olmayın, buna. Yani o biraz öyle bir şey değil bu. Ama hani akıl var, mantık var, el var, Evet, insaf evet, var. evet. Hani anlamında baktığımızda geçmiş ilişkisini unutamamış. Evet. Annesinden, ailesinden ayrışamamış. Değil mi? Hayatı daha böyle ben merkezci, daha böyle iktidar oyunlarıyla kendini ifade etmeye çalışan bir yapıya sahip biri ise, Ay evet, kabus. daha henüz o işte çıkacaktır. Yetişkin bilincine henüz gelememiş, hayatı yetişkin çocuk gibi, yetişkin ergen gibi ele alan, yetişkin ergen çocuk gözleriyle hayatı gören birine aşık olduğunuzda, hani daha psikolojik şeyden gideceksek, tabii ki işte o narsistik yapısı, bağımlı kişilik yapısı Hemen. olan insanlarla, nevrotik bir takım şeyler olan insanlar aşık olduğunuzda en kötü tekamül edersiniz diyorum işte. Peki ben şunu soracağım. Mesela insanları analiz ediyorsunuz. İşte tamam, tabii ki de karşılaştınız, tanıştınız, hoşlandınız gibi gibi. Ama bazı sinyallerde var. Yani o kişinin o kadar da böyle sizin hayal ettiğiniz gibi harika olmadığı gibi. Bana göre mesela belli bir yaşa kadar evlenmek zorunda değil kesinlikle, ama ben şuna inanıyorum. Ciddi bir ilişki mutlaka yaşamıştır. Gelmişse 45 yaşına, en uzun ilişkisi 4 aylıksa, sizde birazcık böyle hani kullanılmış mendil gibi kenara atacak demek değil midir bu? Ya da mesela bir kadın hiç doğru düzgün bir şey... Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İşte aynen. Yani bu... Yani 4, en uzun 45 yaşındasın, en uzun ilişkin 4 ay, sen ilişki kuramıyorsun demektir ki İşte zaten. aynen. Ya da hep aşkın peşinde koy. Mesela Yani şimdi nacizane alınmasın kimse, ama
evde kalmış diye tabir edilen, aslında belli bir yaşın üzerinde evlenememiş kadınların hepsine bakıldığında hepsi aşk arar. Sorarsın ne istiyorsun? Ah, tutku istiyorum, aşk istiyorum diye böyle garip garip açılımlar yaparlar. Ama bir beyin profesörleri ve yani beyinle alakası olanlar da şunu söyler ki sağlıklı bir birey aşkın bir ömrü vardır. O aşkı sevgiye dönüştürebilir. Daha sonrasında bu hani sadakat ve sevginin olduğu bir şeye dönüşür. Eğer bir kişi sürekli aşk arıyorsa zaten onun hani yapısı tam olarak oluşmamıştır derler. Mesela bu da bir kırmızı çizgi değil mi bir kadın için? Sürekli aşk aramak. Nedir yani? Çünkü sağlıklı bir birey sevgi de ister. Tabii ki çok doğru bir yerden yakalıyoruz. Aşk tabii ki olacak. Ha, aşık olmadan da bir ilişki kurulur mu? Kurulur. Kurulur Baştan tabii. hayran olursunuz birine. Hayranlıkla aşk zaten çok birbirine karışır. İç içe geçer. Oradan zaten bir şey başlar, bir kıvılcım başlar. Ondan sonrası gerisi gelir ama yüksek miktarda ben sürekli aşık olacağım, aşk kadınıyım, aşk erkeğim, ben şöyle aşığım, ben böyle şey dediğinizde orada bir ebeveynle kurulmuş bir ilişkide o ebeveynden henüz ayrışamamışlığın bariz işareti vardır. Öyle mi? %100. İstisna kabul etmem, öyle değil. İlginç. Bir Yani ebeveynden ayrışamamışlığı. ya Tabii. bana şu da çok garip geliyor. Son dönemde böyle kızlarda şöyle şeyler var. Ben babama aşığım. Yani aşk konusu, aşk Ah. kelimesi böyle çok farklı konuşmaya başlar. Mesela bir kadınla bir kadınla arkadaş oldunuz. İyi arkadaş oldunuz. Hani kadın kadına arkadaş oldunuz. Ben aşığım. Aşk. Muhteşem. Rüya gibi böyle hashtaglerle konuşmalar böyle başladı insanlar arasında. O yüzden ne düşünüyorsunuz? Biz böyle birazcık suyunu çıkartmadık mı? Bu bize mi özel? Dünyaya mı özel? Bu aşkı sakız yapıp böyle konteksinden çıkartıp garip garip şeylere evirmeye çalışmak. Valla ben şöyle söylüyorum. Yeni neslin aşk şarkısı olmayacak. Bizimkileri dinleyecekler. Bu dünyanın da değil. Bana göre çağın sorunu. Sporun sadece estetik kaygılarla yapıldığı bir çağdayız şu an. Sadece estetik kaygılarla yapılıyor spor. Bilemedin sağlıklı yaşamak için yapılıyor. Hadi bilemedin. Tamam. Yani ne için yapılıyor? Şuna göz dikmek için. Herkes beni arzulasın. Gören herkes bir daha dönsün baksın. Ben arzulanmak istiyorum. Hepiniz beni arzulayın. Instagram takipçim bilmem kaç bin olsun. Beni işte mahallede herkes peşimden koşsun. Beni arzulayın diyoruz. Peki ben bu kadar arzulandığımda ne avantajı elde etmiş oluyorum biliyor musunuz? Ne? Eğer ben herkes tarafından arzulanıyorsam, Evet. herkes beni arzuluyorsa artık ben bir şey vermek zorunda kalmam. Evet. Yani biraz iddialı bir şey olacak. Belki de can yakabilir. Ama hakikat iyileştirir. Benim yolum da böyle. Veremeyecekler zaten arzulanmaya çalışırlar. Verecek hiçbir şey olmayanlar. Güzel. Çok çok Aşk doğru. çünkü, yenilmeyi gerektirir. Yenilemeyen, mağlup olamayan aşk onlara göre değildir. Onlar daha nevrotik böyle. Instagram'da cicişim, kocişim, işte aşkım ne bileyim işte biliyorsunuz. O öyle şey, abartılı şeyler oluyorlar. O da işte şöyle aşk yaşıyoruz, böyle aşk yaşıyoruz. O aşk öyle bir şey değil. Yani o hoşlantının o hoşlantı bir de şöyle de bir hoşlantı. Yani onunla olmanın da getirdiği bir hoşlantı. Ben şimdi onunla olursam beni daha çok arzularlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? CV'ye yazacağım yani o ilişkiyi. Aşk kariyerinde CV'me yeni bir şey ekliyorum, bölüm ekliyorum gibi. Benim işte bu kadar üzüldüğüm şey budur. Herkes arzulanmak istiyor. Hele yeni nesil bedenine tapıyor. Tapıyorlar bedenlerine. İşte kıyafetler, makyajlar, değil mi? O influencerlar, makyajlar, bilmem neler filanlar. Yani ama sevgi, ilişki nasıl bir şey? Çok da kirli de bir şey bir manada. Öyle mi? Organik bir şey. Neden? Kirleniyoruz, terliyoruz, mahrem alanlara giriyoruz, her şeyi birlikte konuşuyoruz, hayatta olan her şeyi birlikte biz şey yapıyoruz, göğüslüyoruz. O yüzden biraz kirlenmeyi de bilmek gerekiyor. Çok hijyenik bir şey değildir aşk ilişki. Yok değil. Kirlenmeyi de gerektirir yeri geldiğinde.
Yani aman ben elimi şey süremem, soğuk sudan sıcak suya süremem denildiğinde, ben çocukluğumda gözlemlediğim o uzun ilişkilere baktığımda çocukken gözlemliyordum bunu. Tabii sonra yetişkinlikte aydım ne olduğuna. Aydığım şey şuydu: o insanlar birbirlerine hep boşluğu hissediyorlardı. Benim şu anki mutluluğumda, huzurumda, kariyerimde işte Ayşe Hanım'ın katkısı çok büyük diyordu. Birbirlerini onurlandırıyorlardı. Ayşe Hanım diyordu ki, Allah razı olsun Mehmet Bey'den diyordu. İşte yuvamızı kurdu, o kadar çalıştı, hep fedakarlıklarda bulundu. Bütün çocuklarımızı eşit büyüttük, şöyle okuttuk. Yani hala gözlerinden, dillerinden birbirlerine metiyeler, birbirlerine teşekkürler geliyor. E şimdi ne diyor? Ben o kadar canım şunu istemesine rağmen yemedim kilo almayayım diye. Canım şunu yapması istemesine rağmen üşenmedim, kalktım sporumu yaptım. E bir zahmet. Yani Allah Allah. Ben de biliyorum yatmayı, uyumayı diyor. E ben diyor bu kadar güzelim. Anlatabiliyor muyum? E bir zahmet seveceksin beni diyor. Ne yani? Bir de sevmeyecek misin? Diyor. İşte o aradaki şey, mağlup olabilmek, yenilebilmek, iktidar gözleriyle bakmamak ilişkiye. Erkek ilişkiye sahip çıkar, ilişki erkeğindir filan. Böyle beylik laflar da çok şey bir şey değil. Kadın erkek hayatı hep birlikte göğüslemiştir. Hep birlikte el ele, omuz omuza el ele. Bütün insanoğlu bugüne öyle gelmiştir. Dolayısıyla tabii ki toplumların erkeği yerleştirdikleri bir yer, kadını yerleştirdikleri bir yer var. Her toplumun kendine has bir yer sunuyor erkekler. Oralarda olmak tabii bazen işimize geliyor, gelmiyor filan. Ama kadın erkek daima yan yana olur. Bu anlamda bu dengeyi, bu ilişkiyi, bu alışverişi en sağlıklı yapabildiğim kişiyle yapabilmem lazım. Hep söylediğim bir şey var. Bakın, uzun ilişkinin sırlarından bir tanesi bana göre: aynı şeyden utanıyor olmak Evet, doğru. ve aynı şeyi yemek. Siz aynı ve aynı şeyden utanıyorsanız, siz yine uyum içinde yaşayabilirsiniz bu hayatta. Ama sizin utandığınız farklı, benim utandığım farklıysa, sizin yediğiniz farklı, benim yediğim farklıysa, bir yerden sonra o makas açılmaya başlar. Yoksa siz başka müzik dinlersiniz, ben başka müzik dinlerim. Tabii canım. Siz başka takım tutarsınız, ben takım tutarım. Sizi adam büyütmüştür, beni başka bir kadın ve adam büyütmüştür. Siz başkaca okullarda okumuşsunuzdur, ben başkaca okullarda okumuşumdur. Ama bizi bir arada tutacak olan şey, ortak hedefe bizi yürütecek olan şey, sadakatimle benim sistemimde kalabilmem, kurduğum ilişkide kalabilmem için ben aynı şeyden utanıyor olacağım ve aynı şeyi yiyor olacağım. Ben bunu çok önemserim. Kesinlikle. Bir de son olarak şimdi bu kaderle ilgili de herhalde o videoları izleyenler de var. Benim de dikkatimi çekti. İsmimin anlamı kaderimi etkiler mi? İşte kaderimi değiştirebilir miyim diye. O konularda da yorumlarınızı almak istiyorum. Çünkü insanların ben şuna inanıyorum. Evet, bir kader çizgimiz var. Evet, yazılmış, işte biçilmiş. Ama ben farklı olasılıklarla farklı yönlere gidilebildiğine inanıyorum. Ve bunlar da insanların, seçtiğimiz insanların, işte hayatımızın hangi dönemlerinde, hangi insanların laflarının bizim kafamıza girmesine karar vermemize, bunların hepsi bizim böyle kaderimize, işte piyonları tık 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 oturtmamız diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle katılıyorum ve tabii ki bana ne isim koyarsanız koyun, benim kendi özgür iradem var. Hür irademle bu yaşamın içerisinde bana biçilmiş bütün rolleri ben kırabilir ve kendi hayatımı sürdürebilirim. Ben buna zaten istiklal etmek diyorum. Her yetişkinin boynunun da borcudur diyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde istiklal edebilmesi. Yani büyük parçadan azalarak kopmayı göze alması gerekir diyor. Yetişkinin birinci kuralı budur: İstiklal ile olur. İstiklal edememiş hiç kimse zaten varlığını ortaya koyamaz. Hiç kimse kimseyi de kandırmaz. Ve benim kastettiğim oradaki şey şu: Anadolu'da bunu çok görüyoruz. Çocuk doğuyor, ismi Hatice. Ölüyor doğumdan sonra. Sonra bir çocuk daha doğuyor, Hatice. Onun kimliğini ona veriyorlar. Bu mesela isminin kaderini taşımaktır. Kişi annesinin adını veriyor mesela kızına. Niye verdin şimdi? Bazı ailelerde, klanlarda da bu bir gelenek. Evet, doğru. Bir Ama isim bazen de oradan şöyle bir alıyor şey gibi. oluyor. Evet. Musevilerde çok olur bu. Anadolu'da bir de var. Orada hep böyle dedenin bir ismi bütün sistemlerde muhakkak. Dedeme olanlar işte Mehmet Ali, Mehmet Yavuz gibi devam eder. Ama
Ben diyelim annemi çok küçük yaşta kaybettim. İçimde bir anne hasretim var. Annemin adı da Ayşe olsun. Kızıma Ayşe adını verdiğimde ister istemez ona her Ayşe dediğimde benim bilinçaltım travmatize olmayacak mı? Olur. Özlem tınısı vermeyecek mi? Severken annem gibi demeyecek mi? Hele bir de burnu gözü benziyorsa ben bir kader atamış oluyorum. O çocuğa diyorum ki yani benim anne hasretimi bastırmak zorundasın. Kendin olamazsın arkadaş. Aşık olup evlenip Amerika'ya yerleşemezsin diyor. Bir manada. Doğru. Vebal alıyorum işte. Evet, çocuğunuz aslında bana bugün birisi çok güzel bir şey söyledi, Deniz Erten. Çocuğunuz kelebek olmak istiyor ama siz ona kertenkele olmak için zorluyorsunuz. İkisi de olamıyor. Arada sıkışıyor kalıyor ve ona yani istediği gibi özgür bir hayat vermiyorsunuz. Yani bu kader işi zaten inanılmaz. Son dönemde bence bu pandemiyle insanların evlere girmeleriyle bu kader nasıl değiştirebilirim? İşte olasılıklar, Tabii. farkındalıklar böyle iyice su yüzüne çıkar oldu. O yüzden artık şey hani bir meditasyon ve kendine dönüş ve böyle nefes çalışmaları gibi şeylerde böyle patlamalar yaşandı. Yani ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki son bir soru. Sizce şimdi pandeminin ikinci dalgası artık Buyurun. geldi gelecek. Geldi. İkinci dalgası mı? Birinci dalganın ikinci piki midir? Nedir? Farklı farklı isimleri var bu işin. Bizi hangi anlamda aydınlatacak bu yeni evre sizce? Ben şöyle üzerine düşündüm bunun ben biraz tefekkür ettim. Benim düşünceme göre çok öznel bir şey söylüyorum. Hani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni normale alışmamız lazım deniyor ya. Ben artık toksik ilişki, güçsüz bedenlerin, amaçsız ruhların artık çok daha zorlanacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. İçsel dinamiklerin çoğunlukla bunu hissettiğini ve insanın kafası kesik tavuklar gibi ortalıklarda nefes mi yapsam, aile dizimine mi gitsem, artık ben kendimle niye yıllardır kendinden kaçıyorsun güzel kardeş? Bir kendinle baş başa kaldın. İki gün katlanamadın kendine. Böyle yakışıklı adamım, böyle güzel kadınım diye geziyordun. Yahu sen kendine katlanamıyorsun, ben sana nasıl katlanayım? Sen önce kendine katla. Gördün mü ne kadar sıkıcı bir insan olabiliyorsun sen? Gördün mü ne kadar eleştirel bir dilin var? Gördün mü ne kadar ayrıştıran bir dilin var? Gördün mü sen hiç onurlandırmayı bilmiyorsun? Ne teşekkür etmeyi biliyorsun, ne özür dilemeyi biliyorsun. Sosyal ortamlarda bazen kabalaşabiliyorsun. Hani lafa geldi mi mangalda kül bırakmıyorsun ama icraata geldiğinde biraz sınıfta kalıyorsun gibi durumlardan insanlar çok yüzleştiler. Ve ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu, yalnızlığın ne kadar can yakabildiğini ve zorluklarda bir kişi bile olsa insan onu payanda ettiğinde, ona yaslandığında o birlik duygusunun ne kadar güçlendirdiğini bir kez daha gördüler. Ben bir odalı evlerin önünde bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çağ bizi gittikçe yalnızlaştırıyor. Özgür ol sen, özgür ol sen. Bir özgür olma pompası var. Medya tarafından biliyorsun işte reklamcılık falan. 1 artı 0 daire var, böyle şey görmedim. 1 artı 0 ne? Yani çadırda kalacağına betonarmede kalıyorsun işte hani. Tabii. Bunu öyle diye çadır yerine biz sana işte tıkıl küçük 20-30 metrekare ya alaka aykırı bir, yani insan olduğuna aykırı böyle bir ev üretmek satmak. Hani anlatabiliyor muyum? Bu insanların geldiği kültür, Türk kültürüne bak misafirperverlik, misafir başının üstünde yaşatırdın. Şimdi 1 artı 0 yani sağa dönüyorsun ev bitiyor. Böyle evlerde. Şimdi bu çocuk orada ne yapacak o insan? Genelde gençler oturuyor orada. Kendine nasıl katlansın bu? Duvara bakıyor. Ya televizyon açacak işte Netflix falan izleyecek. YouTube'da gezinecek. Ya işte sosyal medya bütün gün elinde telefonla kendinden kaçacak. Dolayısıyla öteki olduğunda huzur gelir, barış gelir, çatışma gelir, kendini tanırsın. Kendini iyileştirmenin, kendini yontmanın en güzel yolu yaren nedir? Bir yaren olur. O seni başlar yavaş yavaş zaten yontmaya. Sen basitçe hep onu söylüyorum. Tabiri caizse tırnak içinde adam olmanın yoludur. İşte sevebilmek.
Ama sevebilmekten söz ediyor. Sevebilmekten. Hı. Sevmeyi göze almaktan. İnanmayı göze almaktan. İnanmak, aldanmayı göze almak. Sevmek, ayrılmayı göze almaktır. Var olmayı göze almak. Ölümden bu kadar korkulan bir çağda ben şimdi aşkı nasıl, ne kadar pohpohlasam, ne kadar pazarlasam ne yazar ki? Anlatabiliyor muyum? Doğru. Ben Yani hiç yenilmeyeceğim ben. Herkes beni arzulasın. Güzel iş vallahi. yok, şöyle bir şey söylemişti. Aşkım Kapışmak'la, selamlar olsun, izliyordur. Çok severim. Aşkım Kapışmak'la bir yaptığımız yayında aldatmanın en büyük tetikleyicisinin ölüm korkusu olduğunu söylemişti. Yani siz artık o kadar böyle kendinizi bitik ve depresif hissediyorsunuz ki, genelde bu tarz böyle bir aldatmaya yeltenen, işte Yaren'le değil de hani kendini ondan bir çıt daha üzerine koyup kendinde her türlü hakkı bulan insanların aslında içten içe bir yok olma tehdidiyle kendilerini karşılaştıklarında buna yöneldiğini söylemişti. Şu anda da bence insanlar işte kaçıyorlar ya kendilerinden. Aslında böyle, yani ölüm gerçek anlamda bir ölüm değil ama ruh ölümünün de ben olduğuna inanıyorum. Çünkü ben bazen böyle mesela insanlarla konuşuyorum. Yani yaşam sevinci yok. Bir amaç yok. Geçen birisi benim yanımda fal bakılıyor. Biliyorsunuz kadınların en rahat birbirlerine enerji aktarabildikleri ve bir kadını tuzağa düşebileceğiz en Evet. rahat yer faldır. Yani o çünkü size o kadar açıktır ki enerjiyi çat aktarır böyle, hani "A şöyle oldu, böyle oldu, komşu böyle dedi, şöyle dedi" den hayatını anlatır orada. Kadın soruyor karşısındakine, diyor ki "Hiç kişisel amacın var mı?" "Yok" dedi, "ben ot gibi yaşıyorum" dedi. "Ben pandemiden önce de ot gibi yaşıyordum" dedi. "Peki" dedi, "yani değiştirme..." Yani kadın şok oldu bu cevabın üzerine. "Peki" dedi, "değiştirmek ister misin? Ya da mesela bir beklentin var falan." Kız babasının işinde çalışıyor. Babasının işinde bunu üst düzeye koymuşlar. İşe sahip falan zaten değil. Ve böyle şey, hani amaçsız olduğunu karşısındakine söylüyor. Ben de dedim bravo, yani hani işte boş boş bir insan, yani beden çöpü. Yani nefes alıyor, oksijen alıyor. İşte evet, çocuklarımızı sevgiyle böyle yaralıyoruz işte. Onun Hı. iyiliği için kendi şirketimi alıyorum. Kendi o Aynen. kariyer Aynen. basamaklarını tepeden diyorum bir odaya. Buyur kızım, buyur oğlum, çalış diyoruz. Yani bir çocuğun elinden gücünü almak, özgürlüğünü almak, onun kanatlarını sevgiyle kırmak böyle bir şeydir. Helikopter aile Şeyde deniyor değil mi bunlara? Böyle de bir isimleri var bunların. Öyle de denebiliyor, evet. Benim disiplinim, ben ona kör sevgi diyorum. Hı. Yani kör bir sevgi bu. Böyle sizin içinde mindful olduğunuz, sizin içinde mevcut olduğunuz, farkında olduğunuz bir şey değil. Böyle bir yoğun ve kör bir sevgiyle yapıyoruz ve bu çocuğun tabii ki amacı olmayacak. Yahu yenilebilmek, işte ondan diyorum. Yenilecek, düşecek ki hayatın içinde kalkacak, öğrenecek, pansuman yapacak, yerdeyken bir tekme daha atacaklar ona, canı yanacak. Aman benim çocuğum ağlamasın. Niye? Ben çok ağladım. Allah Allah. Ve ondan sonra işte lastiği patladığı zaman arabasının travmatize olan insanlar yetiştiriyorsunuz. Artık Evet. lastikler de kolayına patlamıyor ya, gerçi neyse. Yok. Şimdi şeye gelirsek de, aldatma meselesine, ben tabii saygı duyarım. Ama ben şöyle düşünüyorum farklı olarak. Hı. Ben aldatma meselesi kadınla erkek arasındaki alma verme dengesizliğinin gözlemlendiği en bariz alan olarak görüyorum. Hı. Şöyle ki, siz bana o kadar çok verirsiniz ki artık ben ilişkiden gitmeye meylederim. Hı, ilginç. Gitmek isteyen ilişkiden en çok alan taraftır. Artık vermek zorunda da değil. Bir yerden sonra veremez de. Ve siz bana o kadar verirsiniz ki ben size artık şefkatimi yitirir, sadece şefkat hissetmeye başlarım. Sonra şehvet ihtiyacımı pazardan karşılarım. Siz bunu sevgi dersiniz. Ben de buna aşırı şefkat derim. Bir aşırı şefkat ancak annesi, o da belli bir yaşa kadar vermelidir. Fazla şefkat erkeği biraz bozar diyelim. Yani soğutur. Peki aynı Ben de şey böyle kadın inanıyorum. içinde, aynı şey Aldatmak kadın yok. içinde mi geçer? Mesela erkek sürekli ona böyle şefkat, 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 şefkat gösterince onun da aynı şekilde tepkisi olur mu?
Aynı şekilde olabilir. Evet, bence de. Hatta şöyle bir dinamik bile olabilir. Ben erkek adamım. Ailemle çok içli dışlıyım. Çok yakınım hala. Annem babamla diyelim. Eşim de var. Hala da kardeşlerime diyelim maddi olarak çok yardımda bulunuyorum. Çok şeyim ya, çok yürekli bir insanım. Çok cömertim, çok mertim. Evet. Bazen hatta hanım da söylemiyor. Ya bu kadarını da verme, bu da biraz şey değil mi? Hatta biraz da kendi ailemden de, yani kurduğum aileden de tırtıklayıp hala oraya veriyorum. Yani buraya vermem gerekeni vermiyorum. Bir şey diyorum ki beni aldat. Git başka yerden al. Ha, anladım, evet. İlginç, Yani evet, başka işte yerden al. Ben ben de aileme veriyorum. yani ben de zaten en başı ilişkilerdeki bu işte toksik ilişkiler oluyor, insanların yaptığı hatalar oluyor. Bu alma verme dengesiyle alakalı olduğuna yani çok inanıyorum. Ben kadın erkeği pek fazla ayırmıyorum çünkü kime çok fazla ilgi gösterseniz veya şey olsa, özellikle de altyapısızsa, mutlaka size ya bu aldatma olarak geri dönüyor. Ya da kimden kısarsanız da fazla Doğru. verdiğinizde de sorun çıkıyor, kısarsanız da sorun oluyor. Diyor yani biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar diye. Evet. Her İnsan hasetle vurulan bir varlık, haset eder. Haset var, serde haseti var. O yüzden annenin ve kardeşlerle beraber aldığı şey çocuğun hayata alma verme döngüsünde baktığı gözlerini belirliyor. Bunun işte çözülmesi lazım ki bir şekilde dengeli bir ilişkiye gir. O zaman inanın bana çok çabasız güzel ilişkiler oluyor. Artık bir şeyde çaba sarf etmek zorunda kalmıyorsun. Kendiliğinden akan, kendiliğinden büyüyen bir ilişkiniz olabiliyor. zaten doğru ilişkide öyle oluyor. Güzel aktığında da tadından yenmez oluyor. Şimdi bu kadar enerjinin iyisini kötüsünü konuştuk ama tadından da yenmez bir ilişki oluyor. Ve bence onun tadı hiçbir şeyde yok. Çünkü evinize geldiğiniz zaman, kapınızı açtığınız zaman size en yakın arkadaşınızın, sizin en büyük hayranınızın o evin içinde olması bence çok güzel. Öyle yaşayanlara da o da böyle hepimize bulaşsın. Hepimiz böyle ilişkiler yaşayalım. Çok teşekkür ediyorum Tuna Bey. Çok keyifli bir sohbetti. Rica ederim. Ben de çok keyif aldım. Umarım çok keyif almışlardır. Teşekkür ederim. Güzellikler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Moral sohbetlerini her zaman beklerim. İyi akşamlar.